üst üste yakalandığı kanser hastalıklarıyla mücadele eden Ayla Hanım'ı bir anlamda ayakta oğullarına olan sevgisi tutmuş. Yani çok zor günler yaşadım ama gene de Allah'ıma çok şükür. Çünkü ben hep şunu dedim, ben güçlüyüm. Yani güçlü olmak zorundayım. Mücadele ettim. Yani bilmiyorum ya, yani anlatılamaz, ifade edilemez. Allah bu hastalığı düşmanıma da vermesin. Kimseye muhtaç olmamak için çalıştım. Kanser olmadan önce ahçı olarak çalışıyordum. İşim de güzeldi. Kendi kendime geçiniyordum. Yani kimseye muhtaç olmadan evimin kirası, faturalarım, her şeyim çok rahat bir şekilde daim ediyordum. Hastalığa yakalandıktan sonra çalışma hayatım bitti. İlk başlarda ama yani mecburum, çalışmak zorundayım. Faturalarım var, kiram var. Bunları mecbur ödemek zorundayım. Yani çocuklarım, büyük oğlum zaten babasıyla battı öyle. Ortanca oğlum evli. Bir tane kız torunum var. O da taksicilik yapıyor. Amca olmak çok güzel bir duygu yani. Böyle yeğenini çok seviyorsun. Kapıdan yürüyorsun, yürüyerek geliyor yanına, böyle sarılıyor böyle. Çok güzel oluyor. Anca kendini, evini, karısını anca bakabiliyor. Ben de oğlumla bir sürü insan ister istemez ihtiyaç bunlar. Mecbur yapılması gereken şeyler. Mantı yapıyorum ben. Evime çok yakın bir yerde mantı imalat dükkanı var. Orada mantı doldurmaya gidiyorum. Kilosu 3 liradan. Cumartesiden cumartesiye ücretimizi alıyoruz. Artı babamdan dul yetim aylığı alıyorum. Onlarla geçinmeye çalışıyorum. Maddi ve manevi zorluklar ne kadar büyük olursa olsun hayata dört elle sarılmayı başarmış Ayla Hanım. Çünkü ben çok güçlü bir kadınım. Her şeye göğüs gerdim. Ama bu son 4 senedir çok yıkıldım. Geçen ayın 18'inde gene bir ameliyat oldum. Şu anda korseyle oturup kalkabiliyorum. Yaşam mücadelem. Anlatılacak o kadar çok şey var ki hangi birini anlatacağım bilmiyorum yani. Kolonoskopi oldum. Kolonoskopi olurken de çok büyük acılar çektim. Ve parça aldılar gene. Parçanın sonucu gene kanser geldi. Bir ikinci yıkıma uğradım. Ama ne kadar